Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün Kansas City, Kansas'tayım. Missouri tarafında değilim. Bizim oturduğumuz eyaletin oturum yerin daha doğrusu 30 dakika uzağında bir yerde burası. Şimdi bu eve tamire geldim, bir iş videosu bu. Daha önce bu adamın epeyce bir evinin videosunu çekmiştim sizlere. Bu investor adamın 30-40 tane evi var. Bu ev herhalde büyük ihtimal adam flip etmeye çalışıyor. Şu an sağını solunu boyamış, cilalamış ve satacak gibi gözüküyor. Şimdi evin içini göstereceğim ve benim ne iş yaptığımı göstereceğim. Adamların sidingleri falan filan değiştirmiş, boyamış falan filan, güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Evet, içerisi böyle. Burası salon. Geniş sayılır, genişçe bir salonu var. Hemen şurası mutfak. Klasik salon mutfak iç içe. Şurası da dining area. Oraya gitmeden önce odaları gezelim. Burada bir tane güzel, çok aşırı küçük değil, ortalama bir şey var. Bu arada şu lambaları bir açalım. Lambalar çünkü çok karanlık. Evet, böyle güzel oldu. Şimdi salonumuzu tekrar göstereyim. Şimdi ışıkları açtık. Normal büyüklükte. Biraz çok aşırı lüks bir mahalle değil, zaten evin tipinden şeklinden anlarsınız. Ama tabi nereden güzel para kazanacağınızı bilemezsin. Adam bunu mesela belki adam 20 bin dolara falan almışsa, atıyorum bu evi. Üzerinde bir 20 bir masa yapsa 40. Yani 80-90 satsa güzel para, yani 40-50 bin dolara yakın. Adama 40 falan kalır belki. Neyse, burası odası. Burası da walk-in closet. Yani içerisine girip yürüyebildiğiniz bir dolap. Diyeyim, eşyalarınızı koyuyorsunuz, elbiselerinizi. Şurada raflar var falan. Yani böyle basit bir şey. Buraya tabii pencere olması enteresan olmuş. İlk defa closet'in içerisinde pencere gördüm. Anyways, şimdi buramız, burası odamız. Odamızı geçiyoruz artık. Dört duvar zaten. Çok bir şeyimiz yok burada. Şurada bir tane tuvalet banyo var. Ana tuvalet banyo burada. Lambasını açabilirsem. Gördüğünüz gibi tuvalet banyosu klasik. Bu adamın çoğu evinde şu flordan görürsünüz. De. Adam vinyl, yani bu rengi benzer renkler takıyor genelde. Duvarlarında genelde bu faynesten takıyor. Hep aynı zaten, standart. Geniş, çok geniş bir şey var. Tuvalet banyosu var. Yani normalden bayağı bir geniş. Güzel. Şimdi burası mutfak. Yine aynı adam şeyleri kullanıyor sürekli. Aynı ne derler? Mutfak dolaplarını kullanıyor. Aslında şey bile aynı. Üzerine taktığı granit bile hep aynı. Hep appliance zaten Whirlpool oluyor genelde. Aynı stainless steel finish kullanıyor. Burada en popüler şeyler şu an, yani ne derler, renkler bunlar, metal rengi. Şimdi şeyi de açtım çünkü burası aşırı soğuk. Bu arada yarın burada -25 derece olacak. Şimdi buranın kliması şey, heater çalışmadığı için bunları açtık da biraz evin içerisi ısınsın diye, bakalım ne kadar etki yapacak. Burası aslında gayet sıcak. Şu durduğum yer çok sıcak ama şu taraflar çok aşırı soğuk. Anyway, şimdi burası dining area. Yani şuraya genelde bir yemek masası konuluyor. Burada yemek yeniyor. Genelde çok common olarak buraya bir avize koyarlar. Ama bu adam normal, klasik, her tarafı aynı lambadan adam takmış. Yani halıları falan işte değiştirmiş. Yerlere klasik yine bu her zaman taktığı şeyden taktırmış. Flordan taktırmış. Burası adamın laundry room, yani çamaşır makinesini koyduğu, kurutucuyu koyduğu yer. Şurasında çamaşır makinesi, burada kurutucuyu koyuyor. Ama kurutucunun gideri burada, çok enteresan bir şey yapmışlar. Yani bilmiyorum mantığını. Evet, şimdi sondan bir önceki odamız, pardon. Bir tane daha odamız var. Burası ayrı bir oda. Gördüğünüz gibi yine çok küçük değil. Bence orta büyüklükte bir yer.
Şurası da arka herhalde bahçeye açılıyor. Yani buranın bir dolap şeyi yok. Aa, klozeti yok buranın. Evet, burası adamın arka bahçesi. Arka bahçesinde çok bir şey yani yapmamış. Burada bırakmış her şeyi. Adam bahçesi küçükmüş zaten. Şurada bitiyor. Normalde bu kadar küçük bahçe olmaz. Ben yani ta şuraya kadar gidiyor diye tahmin etmiştim ama adam bahçesi küçükmüş. Neyse şimdi kapatalım. Dışarısı eksileri de klasik Kansas havası. Yarın -20'lere düşüyor. Aşırı soğuk. Büyük ihtimal yarın devlet daireleri yani en azından okullar falan tatil olacağını öngörüyorlar. Bakalım yarın göreceğiz. Zaten bugün bu yıl bizim çocuklar okula hiç gitmedi. Tatilden dolayı sürekli kar tatili, kış tatili. Burada sürekli tatil oluyor. Aşırı soğuk. Evet, burası en son odamız burası. Sanki en küçük oda burası ama burası da master. Yani ebeveyn odası olarak tasarlamışlar. Çünkü tuvalet banyosu içerisinde. Ama en küçük oda bu. Gördüğünüz gibi diğerlerine göre bence daha küçük. Klozeti var, küçücük bir şey. Klozetin kapısı bile yok. Adam burada bayağı bir adam işçilikten kısmış. Yani şeyden kısmış, malzemeden şuradan buradan. Burası da ebeveyn tuvalet banyosu. Küçük bir tane sink koymuşlar. Klasik tuvalet ve güzel bir tane duş var. Şey yok, küvet yok. Yani sadece güzel ama eksiği ne? Eksiği oda küçük ve buranın kapısı yok ve burası da çok küçük. Zaten burayı yani bayan tek başına doldurur. Hatta doldurmaz yani yetmez bile bayana. Adam zavallı eşyalarını herhalde başka bir odaya koymak zorunda kalacak. Neyse. Burası da böyle. Bakalım. Evin dışıyla alakalı çok bir şey gösterebilir miyim? Ben pardon yapacağım işleri anlatacaktım size. Doğru şu an onu düşündüm. Çünkü video çekerken 2-3 şeyi aynı anda düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bir tanesi dün yaptım. Ben dün buradaydım. Tekrar geldim. Şimdi şu tuvalet flush ettiği zaman şuradan su kaçırıyordu. Yani şurası göl oluyordu aşağısı şurası. Şimdi olmuyor. Ondan sonra şunun altı su kaçırıyor. Altı su kaçırıyor. Sorunu şunlar olduğunu zannetmiştim. İlk bunların hepsini de çıkardık falan kontrol ettim. Neyse şuradan kaçırıyor. Yani bunun değişmesi gerekiyor. Şimdi bunu çıkaracağız. Yerine yenisini takacağız. Zaten kapının girişinde görmüşsünüzdür yenisini. Yenisini getirdik, oraya koyduk. Ondan sonra orada bir tane priz vardı. Prizin kapağı vardı. Kapağı yoktu. Onu taktım. Ve o çok basit. Onun hiç bahsetmeyeceğiz bile. Ondan sonra bir tane lamba taktık. Bir tane lamba eksikti. Ve şu gördüğünüz musluk çıkıyordu. Yani adam suyu açtığı zaman bu çıkıyordu. Bu yenisini aldık taktık. Çünkü diğeri buna uygun bir şey değil. O yüzden bunu aldık taktık. Ve şu an bu çalışıyor. Şu an bu çalışıyor. Her şey bitti aslında. Sadece şunu oraya takacağız. Musluklarını falan takacağız ve bugünlük bu işimiz bitmiş olacak. Bu 290 dolar civarı bir şey. Her şey var. Üzerinde gördüğünüz gibi şu resimde altındaki kabineti var. Üzerinin işte lavabosu var ve aynası var. Normalde 190 dolara indirimdeydi. Onu kaçırdık. 290 aldık. Evet. İşleri bunu takacağız. O tuvaleti tamir ettik. Burada bu musluğu tamir ettik. Lamba taktık. Bir tane de prize kapak taktık. Toplam bu iş yaklaşık 500 dolarlık bir iş diyebilirim. 500 dolar. Orada gideyim şu elimi ıslayayım. Ellerim buz tuttu. Şu ağzımdaki buharı görüyor musun bilmiyorum da. Aşırı soğuk. Yani 500 dolarlık bir iş. Yani şöyle tekrar bir matematik yapmaya çalışıyorum. Yani evet 500 dolar civarı bir iş. Yani toplasanız evet 5 saat falan tutar. Çünkü dün geldim 2 saat 3 saat falan harcadım 2-3 saat.
Bugün de yani şu da bir saat sürse, bir de git gel yolla malzeme aldı falan, bir saat de öyle yoksa toplam işte 5 saat alacak gibi gözüküyor toplamda. Hani daha önce videolarımda anlattığım gibi saatlik 100 dolar gelecek şekilde hesaplamaya çalışıyorum. Eğer plumbing, elektrik işleri varsa. Biraz daha bazen mesela sadece küçük bir işse tabii saatin 100 dolarından daha fazlaya geliyor. Çünkü oraya gel git parası, yol paran, ne bileyim benzin paran, ıvır zıvır, onların hepsini hesaba koymak zorundasın. Onları hesaba edince saatin 100 dolardan fazla olması gerekiyor. Pahalı. Pahalı mı? Pahalı. Evet. Ama burada işçilik gerçekten çok pahalı. Şimdi mesela Türkiye'deki bir insan, bir el emeğiyle iş yapan bir insan düşün. Yani su tesisatçısı, elektrik tesisatçısı, ne bileyim bir şey tamir eden, hani handyman tarzı bir adam düşünün. Adam ancak en fazla hani asgari ücrete yakın bir parayla geçinebilir büyük ihtimal. Çünkü işçilik bizim orada aşırı ucuz Türkiye'de. Ama burada tam tersinde. Yani Avrupa'da da böyle. Çünkü eskiden bildiğiniz gibi insanlar Almanya'ya giderdi. Almanya'da adam işçi olarak çalışıp çok ciddi paralar kazanırdı. Burada da durum aynen öyle. Özellikle dediğim gibi bu alanlarda elektrik, su tesisatı, tamir, işte çatı tamiri, evin içindeki genel anlamdaki tamirlerden anlıyorsanız yani gerçekten müthiş para kazanabilecek bir yer Amerika. Büyük ihtimal Avrupa'da öyledir. Yani Avrupa'da hiç bulunmadım. Bugün de arkadaşlar bu kadar diyelim. Bayağıdan beri video atamıyorum. Soğuklar oldu, şu oldu, bu oldu. Ondan sonra bir evle alakalı bazı sıkıntılar çıktı. Evi satmak üzereydik. Evi su bastı. Onların tamiratlar falan filan uğraşıyorum derken çok zamanım olmadı açıkçası. Daha doğrusu aklıma da gelmedi. Uzun zamandan beri hiç video çekmek de aklıma gelmedi. Bugün buradayım dedim, bir video çekeyim. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun diyelim.